Kültürsü TV'den herkese merhabalar. Bugün yine farklı bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu. Kendisiyle sunmuş olduğu kanun teklifleri hakkında bugün konuşacağız. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, siz de iyisiniz. Biz deyiz çok şükür. Ömer Bey, şimdi biliyoruz ki sizi yakından takip ediyoruz sosyal medya hesaplarınızdan, gerekse meclisten sunduğunuz kanun teklifleriyle KHK'lar adına bu kadar göstermiş olduğunuz çaba, onların hakkını savunmanız hepsiyle gerçekten çok yakından ilgileniyoruz. Yine geçen günlerde sunmuş olduğunuz bir kanun teklifi vardı. Dediniz ki genç işsizliğini azaltmak için 30 yaşını doldurana kadar gençlerin sigorta primlerini devlet tarafından ödensin. Ve bununla ilgili bir kanun teklifi de verdiniz. Bununla ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Tabii. Günümüzde siyasi konular yoğun bir şekilde bizim gündemimizde tabii. Ama işin doğrusu... Gençlerin durumu son derece önemli. Gençler her geçen gün istikballeri karartılan kişiler oluyor. Neden? Çünkü iktidar son derece kötü politikalarla ekonomiyi daha da olumsuz bir yere götürüyor ve gençler için istihdam olanakları oluşturmuyor, üretmiyor. Bunun sonucunda her yeni gençlik yıllarına giren insanımız maalesef işsiz kalıyor. Nedir tablo? Şöyle bir istatistiklere baktığımız zaman, bu da bilimsel bir istatistik. Genç İşsizler Platformu'nun TÜİK'in Mayıs ayı raporuna göre açıkladığı bir rakam. 2.209.000 15-34 yaş arasında şu anda herhangi bir ekonomik faaliyeti olmayan gencimiz var. Bu giderek artıyor. Nisan 2018'den itibaren 1.827.000 artış kaydetmiş ve bu rakamlar arasında bazı rakamlar son derece üzücü. Üniversite mezunu kadınlardan 1.023.000 kadın yüksek eğitim düzeylerine rağmen iş bile aramıyormuş ve işsiz bile sayılmıyormuş. Şimdi iş gücüne katılım en çok ilköğretim ve altındaki eğitim düzeyindeki kişilerde düşük. Bu eğitim düzeyindeki 4 milyon kadın iş gücünde dahi yer almıyor. Şimdi biz hem eğitim hem de ekonomik açıdan duruma baktığımız zaman daha da vahim bir ortam olduğunu görüyoruz. Nedir durum? 15-29 yaş grubuna baktığımız zaman eğitim ve ekonomi açısından durumu tahlil ettiğimiz zaman eğitim ve ekonomi açısından sıkıntısı olan, eksikliği olan kişi sayısı 5.840.000'lere ulaşmış durumda. Bu vahim bir sayı. Bu sayı Kuzey Avrupa ülkelerinin nüfuslarına yetişmiş durumda. Düşünün, ülkedeki eğitim ve ekonomik üretime ulaşamayan genç sayısı Kuzey Avrupa ülkelerinin sayılarına ulaşmış durumda. Finlandiya, Norveç gibi ülkelerin nüfuslarına ulaşmış durumda. Bizdeki maalesef üretemeyen insanlarımızın sayısı. Yine genç kadınların burada çok büyük bir eksisinin olduğunu görüyoruz. Nasıl bir şey? Eğitim ve istihdama katılma oranında genç kadınlar %43 oranında menfi durumda. Genç erkekler %22 oranında. Yani kadınlar ve erkekler arasında çok büyük bir eşitsizlik var. Bu neyi gösteriyor? Kadınlara yönelik bir pozitif ayrımcılık olması gerektiğini. Çünkü
toplumda zaten onlara yönelik bir ayrımcılık olduğunu ve zaten gençlerin kötü olduğu bu ekonomik üretim alanında kadınların da daha da kötü durumda olduğunu gösteriyor. Bu açıdan son derece üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte biz bu tablolara bakıyoruz. Bir de ülkenin batısı ve doğusu arasında da farklar var. Ülkenin batısında belli bir oranda işsizlik varken %11-12 oranlarında doğusunda, Kürtlerinde bu sayı çok daha fazla %27-30'lara ulaşabiliyor. Gençlerimiz maalesef günlerini kahvehanelerde, çay ocaklarında geçiriyor ve boş yere geçiriyor. Bu aslında genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz için çok büyük bir kayıp. Düşünün, büyük zorluklarla okuyorsunuz, üniversite sınavlarına hazırlanıyorsunuz, ardından KPSS sınavlarına giriyorsunuz ve sonuç alamayabiliyorsunuz. Yılların emeği, yılların gayreti, yılların alın teri, yılların anne baba ümidi, hülyası maalesef suya düşüyor ve herhangi bir işte çalışamıyorsunuz ve bu gittikçe de artıyor. Kadınlarda daha fazla artışta, Kürt illerinde daha fazla artışta, batıya göre doğuda artışta gerçekten son derece olumsuz bir tabloyu görüyoruz. İşte biz bütün bunlardan sonra genç işsizliği azaltmak için 30 yaşına kadar olan gençlerin sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi yoluyla istihdama katılmasının önünün açılması yönünde bir yasa teklifi verdik. Böyle olursa işverenlerin de işine gelecek ve gençleri istihdam etme yolunda adım atacaklar. Zaten gençler işte sen tecrübesizsin, seni işe almayız diyerek bir çelme daha yiyor ve evet. İş yerlerine girecek. Şunu sormak istiyorum, dediğiniz gibi sen beceriksizsin, sen yapamıyorsun tarzında. Şimdi genelde iş bulamama sebebimiz işte deneyim kazanamadığımızdan da iş bulamıyoruz. Çalışmadıkça deneyim kazanamıyoruz. Peki biz çalışmadıkça, deneyim kazanamadıkça nasıl bir şeyler başarabiliriz ki zaten? Buna da henüz bir cevap bulunmuyor aslında. Tabii zaten işte problem burada bir kısır döngüyü getiriyor ve çıkmaz sokağa giriliyor. Bunu bir şekilde aşmak lazım. Belli bir yaşa gelmiş, artık belli bir birikime az çok sahip olmuş insanların yanında ne bir hayata başlama aktivitesi göstermiş, ne bir işe girmiş, ne herhangi bir evlilik yolunda adım atmış veyahut da askerliğini bile yapamamış erkeklerin olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Gençler hem iş kuramıyorlar. İş kuramayınca aile kuramıyorlar. Aile kuramayınca hayata atılma yolundaki motivasyonları düşüyor ve bu da olunca bir kısır döngüye giriliyor ve sen gençsin, tecrübesizsin deniliyor. İşte bütün bu kısır döngüleri yenmek için biz böyle bir teklifte bulunduk. Bu çok önemli bir teklif. Gerçekten. Bakın sayılar çünkü korkunç. 2.209.000 15-34 yaş arası istihdama katılamamış kişi. Yine bir de eğitimi de alamamışları sayacak olursanız 15-29 yaş grubunda 5.840.000 kişiden bahsediyoruz. Ve bunların çoğu kadın. Kimi yerde yüksek okulu, üniversiteyi bitirdiği halde çalışmayı düşünmeyen kadınlar da var. Zaten İlkokul mezunlarında çalışma oranı zaten düşük ama bir de üniversite mezunu kadınlarda da maalesef çalışmayı düşünmeme hali de var. Bütün bunlar eklendiği zaman son derece olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Bu kısır döngüyü mutlak surette yenmemiz lazım. Çünkü bu hayatı yaşlılar yaşamayacak. Sonuçta doğal bir döngü olarak yaşlılar ölecek ve gençler yaşayacaklar ve bu hayatı yaşayacak olanlar onlar olacak. Şimdi gençlerin önünü açmayan bir toplum gerilemeye maalesef zorunludur, gerileme durumundadır ve bunu önlemenin çaresi de yoktur. Umarım teklif kabul olur da en azından gençlere bir ümit, bir dayanak olur diyelim. İkinci bir yine bir kanun teklifiniz daha var. Yine Giresun'da yaşadığımız bu sel felaketiyle
Giresun'un afet bölgesi ilan edilmesini istediniz ve gün geçtikçe ölü sayıları da zaten arttı. Sıkıntı yaşayan halkımız var, evleri yıkılan, her şeylerini kaybeden. Bununla ilgili de bir siz kanun teklifi verdiniz. Bu nasıl karşılandı? Tabii biz Giresun'daki afeti görür görmez ciddi bir şey yapılması gerektiğini gördük. Çünkü şehir harabeye dönmüştü. Düşünün, dere yataklarına kurulan binalar, tepelerden gelen sel, çamur, taşlar hem tahrip etmiş hem de can kaybına yol açmış. Şehir yani bir harabeye dönmüş, savaş alanına dönmüş. İnsanlar maddi ve manevi çökmüş durumda. Ve politikacılarımız böylesi anda gidip orada sağda solda şov yapıyor ve işte ne kadar çalışıyoruz, ne kadar erken müdahale ediyoruz görüntüsü vermeye çalışıyor. Ama biz biliyoruz ki asıl suç politikacılarda. Çünkü şimdiye kadar çarpık kentleşmeye onay veren onlar, imar üzerinden rant elde etmeye çalışan onlar, ufacık kalan bir arsa üzerine yeni bir rantı nasıl sağlarız peşinde olan onlar ve hem belediyelerinin hem iktidarın yaptığı hep onların marifetleri. Bunlar kabul edilecek şeyler değil. O yüzden biz asıl sorumlunun iktidar olduğunu düşünüyoruz ve bütün bunları çok iyi bildikten sonra da acilen konuya bir çözüm getirilmesi gerektiği ve Giresun ve çevresinin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyleyen bir yasa teklifi verdik. Bunu HDP Kocaeli milletvekili olarak verdim. Bu ülkedeki tüm vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı, mutluluğu, huzuru bize emanettir. Ve bu yüzden hiç beklemeden böyle bir teklifi verdik. Önemli bir yankısı da oldu. Çünkü yapılması gereken bu. İktidar bu tür girişimlerden kaçıyor. Çünkü kendisine maddi bedeli olacağını düşünüyor ama bu felaket görüntüsünün arkasından mutlak surette radikal bir çözüm gerekli. Çünkü insanlar perişan olmuş durumda. AK Parti iktidarının aslında her sene tekrar eden Karadeniz'deki bu sel felaketlerinden akletmesi lazım. Şu anda Giresun'da en az 9 kişi öldü. Geçen senelerde de çarpık kentleşmenin, HES'lerin artmasının, imar rant talanının sonucunda seller oluyordu. Dere yataklarına kurulan evler yıkılıyordu. Göz göre göre oluyordu bunlar. Ve hani perşembenin gelişi çarşambada bellidir dercesine geçen senelerde olan felaketler bu sene yine tekrar etti. Yetkililer ani aşırı yağmurlara biz ne yapabiliriz diyorlar. Buna yönelik tedbirler aldıktan sonra bu sözleri etmeliler. Hani atını sağlam kazığa bağla, ondan sonra kaçıp kaçmadığına dair bahane arama telaşına girersin diyoruz biz onlara. Atını sağlam kazığa bağlamadan işte efendim çok fazla yağmur olmasaydı bu olmazdı açıklamalarıyla, ciddiyetsiz açıklamalarıyla bir çözüm bulduklarını sanıyorlar ve gidip de artı orada şov yapmaya çalışıyorlar. Bunlar gerçekten çok üzücü görüntüler. Hani hem suçlu hem güçlü olduğuna dair maalesef çok üzücü görüntüleri görüyoruz ve bunları da kınıyoruz tabii ki. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İki önemli ana başlığımız vardı vermiş olduğunuz kanun teklifleriyle ilgili. Bunları konuştuk, sizden de gerek cevaplarımızı aldık. Bu program için çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir dahaki programlarımızda görüşmek dileğiyle. Kürsü TV'den bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayınlarda görüşmek dileğiyle.